Kırım meselesini Rusya ile konuşacak bile olsak bunu Rusya ile ayrıca görüşemez miyiz? Görüşürüz. Evet. Yani biz NATO'nun içinde bu konuda bir tavır belirlenmiş vaktiyle bu tavrımızdan da geri at adım atmıyoruz. O halde bunu ikide bir Rusya'ya karşı söyleyip durmanın ne anlamı var? Ya bence bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu bir politika değildi. Türkiye de bunu yaptı işte. Şu anda benim gördüğüm demek ki 29 Eylül'deki konuşmaların bir yerinde bunlar da geçmiş olmalı. Hı hı. Yani siz şunu yapıyorsunuz birbirlerine nasıl hitap ediyorlarsa birisi bir, birinci isimleriyle mi konuşuyorlar yoksa Sayın Cumhurbaşkanı mı diyorlar yani nasıl diyorlarsa artık birbirlerine herhalde bu konuşmalar geçmiş olmalı. Yani şimdi 3 saatlik bir görüşmenin içinde hiç olmazsa bir 10-15 dakika yer Ha bu, bu bütün meseleler burada çözüldü mü rahatsızlıklar sona mı erdi? Hayır. Türkiye ile Rusya arasındaki bu müzakereler yeni bir vizyon pazarlığı şeklinde devam edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin şu yeni pozisyonu bence daha yerinde, daha uygun. Yani şu, kardeşim orada bir kavga patlak verirse biz yokuz bu işte. Ha bunu Amerikalıların da bilmesi lazım. Sen Amerika olarak bize karşı PYD'yi önümüze sür. Kıbrıs'ta iki devletli çözümün önünü elinden geldiği bütün gücünle kapat, önle, engelle. Üstelik bugüne kadar uluslararası toplumun tarafların önüne sunduğu bütün planları ve çözüm önerilerini reddeden açıkça taraf Kıbrıs Rumları olduğu halde, ne bileyim Amerikan Başkanı Biden Türkiye konusundaki düşmanca kararlılığını sürdürürken biz de Ukrayna konusunda Amerika'nın yanında olalım. Bırakın bunları. Amerikan yönetimi bizimle çok iyi olduğu bir dönemde olsa bile çok kutuplu bir dünya düzeninde Rusya, Ukrayna savaşına Türkiye'nin bulaşması doğru değildir. Bakın Amerika ile ilişkilerimiz çok çok iyi bile olsa. Çünkü bunların ikisi de bizim komşumuz ve biz burada çünkü bu işe bulaştığımız anda Montrö'nün sulandırılmasına gider iş ve bu çok çok tatsız yerlere gider. Tam tersine tam tersine son bir cümle şu. Bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rumları Amerika'nın bu Ukrayna işinde ve Rusya'yı kuşatma konusunda kendilerini tam bir garnizon devleti konumuna sokmuş durumdalar. Peki hocam. Ve şöyle, yo bunun devamı şu. Ve Ruslar Anladım. bundan şiddetle rahatsızlar yani Yunanistan'ın bu durumundan, hı hı. Kıbrıs Rumlarından. Böyle bir durumda örneğin Rusya'nın KKTC'yi tanımasına gidecek bir yol üzerinde ...bir yol haritası neden oluşturulmasın? Mesela şöyle düşünelim. Kıbrıs'ta tek devletli bir çözüm olduğunda... ...diyelim Türkiye'nin bileği büküldü... ...ya da Türkiye anlaştı, uzlaştı Batılılarla. Tek devletli çözüm oldu. Bütün Kıbrıs adası... ...AB toprağı olacak mı? Ve aynı zamanda NATO toprağı olacak mı? E, NATO'nun genişlemesine karşı... ...bu denli mücadele eden bir Rusya... ...Doğu Akdeniz gibi dünyanın en önemli bir bölgesinde... ...çok önemli stratejik... ...bir alanda olan Kıbrıs'ın tamamının NATO üyesi olması niye istesin? Demek ki Rusya'nın Kıbrıs politikaları Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla uyumlu değil. E ben bunu Rus uzmanlarla konuştuğum zaman haklısın diyorlar. Ama bundan vazgeçmesi için Türkiye'nin Kıbrıs çizgisine gelmesi, yakınlaşması vesaire için Türkiye ile bir vizyon, ortak vizyon oluşturması, oluşturması lazım. Tamam. O da Suriye'den geçer, başka yerlerden hı -hı, geçer. Anlatabildin mi? Evet, evet. Ha, yani demek ki Şuraya geliyorum. Toplayalım. Türkiye toparlarsak bırakın şimdiki halini. Amerika ile ilişkileri fevkalade iyi dahi olsa, hı -hı. bu Ukrayna işinde Rusya'ya karşı Amerika'nın yanında aktif silahlı taraf olmamalıdır. Şu hal, şu anki Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde. Tamamen yanlış bir Yanlış şey bir politik olur diyorsunuz Peki Sinan Bey e geçelim. Sinan Bey tamam. siz nasıl yorumlayacaksınız? Yani Türkiye burada Rusya ve Amerika arasında net bir taraf seçmek zorunda kalır mı? Hasan Hocam diyor ki yani ilişkiler Amerika ile ne kadar iyi olursa olsun ama böyle bir şey savaş ortaya çıkarsa Türkiye asla Amerika'nın yanında olmamalı ifadelerini kullanır. Sizin bakış açınız nasıl? Şimdi bir sıcak çatışma olma ihtimali var mı? Bence de öyle bir sıcak çatışma olma ihtimali.